Merhaba, bugünkü konuğum Türkiye'de bale denince akla gelen ilk isimlerden. Türkiye'ye baleyi sevdiren, 40 yıldır profesyonel anlamda ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmiş balet, koreograf, sanat yönetmeni, eğitimci, oyuncu, önemli bir sanat insanı. Türk balesinin gururu, sevgili Tan Sağtürk. Hoş geldin Tan. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel cümleleriniz için. Nasılsın? İyiyim tabii, zor bir dönemden süreçler, geçiyoruz bir dönemden değil geçiyoruz mi? Hepimiz. O süreçte de yürütmeye çalıştığımız işlerimiz var. Yani bugün bir buraya gelirken şunu düşündüm. Sanat durmaz. Ya, gerçekten bu durmaması süreçte de gerekir. Bu süreçte de devam ettirmemiz gerekiyor. Belki yeni başka bir yere evriliyor bu sanat çalışmalarımızda. Değil mi? Öyle hissediyor musun sen de? Tabii şimdi mesela seyirci bulma konusunda artık seyircileri ayrı ayrı oturtuyoruz. TRT 2 bence çok değerli bir kanal. TRT 2 üstleniyor devlet opera balelerimiz tarafından yaptığımız projelere. İyi ki var. Yani ülkemizde böyle bir kanalın varlığını bilmek bile çok değerli bence. Değil mi? Bize çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Kendisini de apayrı bir yere koymuş olduğu yaptığı projelerle destek oldu. Yani sanatçılara evet, destek oluyor aslında. Bir kanal destek oluyor. Bu bizim için çok değerli. Şimdi Saraydan Kız Kaçırma Operası'nın koreografisini üstlendim Devlet Opera Balesi'nde. İşte bu süreçte eğer seyirci bulamaz isek TRT çekecek ve yayınlanacak. Bu da çok büyük, çok harika, özel bir şey bizim için. Harika. Tabii. Zaten arşiv olarak zaten bulunması gerekir böylesine kesinlikle değerli eserlerin. Sevgili Tan, Türkiye'ye baleyi sevdiren dedim. Gerçekten de hakikaten öyle. Bale hayatında hep var mıydı? Yani çocukluğundan beri balet olmayı hep hayal mi ederdin? Tabii şimdi çok 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 eskilere gitmek durumunda kalıyoruz. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki çok ufak yaşlarda başlayan bir meslek dalı. Tabii. Ve ilginç bir şekilde çocuğun kendi mesleğinde çok ufak yaşta tespit etmesi, karar vermesi ve mümkün değil, girmesi çok zor. dolayısıyla burada aileler çok önemli oluyorlar. Sevgili annem ve babam. İzmir'de böylesine bir düşünce olduğu zaman onlar bana baleyi anlatmaya çalıştılar. O dönemde Elhamra, yani İzmir Devlet Opera Balesi henüz açık değildi. Açılmamıştı. TRT'de de tek bir kanalımız vardı. Evet. O sırada hatırladığım kadarıyla evimizde televizyon da yoktu henüz. Dolayısıyla ben bale seyretmemiştim hiç. Annem bana anlattı. Şöyle anlattı. Benim sana anlattığım masalları çok iyi biliyorsun ya Tan, dedi. Onların rollerinde müzikle beraber sahnede olmak ister miydin? Yani baleyi bana anlatmaya çalıştı. Hiç görmediğim halde. Dolayısıyla öylesine etkili bir şey ki bu, sana anlattığım masalların hikayelerinde olmak ister misin? Yani bir nevi kahraman olmak ister misin? Bir nevi kahraman olmak ister misin? Ben ne dedim, dedim anneme. Hatırlamıyorum çünkü. O iki gün zaman istedin, dedi. O zaman öyle mi? Düşüneyim. Peki ben bir düşüneyim. Canım. Ve en nihayetinde de evet, deneyelim, gireyim. Nasıl yapacağız? İşte sınava gireceksin. Devlet Konservatuvarı sınavına gireceksin. İzmir Devlet Konservatuvarı sınavına girdim. Kazandım. O gün bugündür de işte 42 yıl geçti. Harika. o zaman annen sana bir masal kahramanı olacaksın diyor. Bu cümle çok önemli bir cümle gibi geliyor bana o küçücük çocuk öyle için. Mi? Öyle. Sen oldun mu masal kahramanı? ya tabii öylesine bir aurası var sahne işinin ki o anlar hep aslında hepimiz, bütün meslektaşlarımla beraber, gerek tiyatrocu arkadaşlarım, gerek operacı, gerek bale sanatçısı arkadaşlarımla beraber o an aslında bütün dünyadan soyutlandığımız bambaşka bir şey yaşıyoruz. Ve ben artık yaşım 50'li yaşlara geldi. hala daha sahneye çıkıyorum. En son projemiz Göbekli Tepe, Mabedin Hüznü, ondan önce Troya. Bütün bunlarda perdeyi kapattıktan sonra meslektaşlarımla o başarıyı, o sükseyi paylaşmış olmak, sarılmak, o duyguyu içten yaşamış olmak
herhalde hiçbir şeyle mukayese edilebilecek bir duygu değil. Hep o alkışı almak için yaşıyoruz değil mi? Bir defa tadınca insanı bırakmak istemiyor zaten. Senin masal kahramanın ya da hayatının kahramanı kim? Çünkü ben babanla ilgili babam benim hayatımın kahramanı dediğini hatırlıyorum, öyle mi? Babam benim hayatımda gerçekten çok önemli bir yerdeydi. Yeni kaybettik. Ay başınız sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani hayatın döngüsü, süreci. Tabii. Bunu artık hepimizin başına gelen, evet. Allah sırasıyla versin. En doğru. Çok önemli. En doğru temenni o. Allah en önemli temenni versin. O. Dolayısıyla babam elbette ki annem de öyle, zira hayatımda çok sıkıştığım zamanlarda ya da mesleğimi bırakmaya yüz tuttuğum zamanlarda çok zor bir aşamalardan geçiyoruz biliyorsunuz. Yani elbette. Bu sadece sanatın iyi tarafları değil, çok zor tarafları da var, egolar da var. Keskin düşüncelerin de içinde olduğu bir yerde yoruluyoruz aslında. Bütün bu süreçlerde o virajları alırken aslında belki onlar beni rotasyona tekrar sokabilen insanlar oldular çok hayatımda. Önemli, çok önemli. Bazen bir telefon konuşmasıyla, bazen Tan sen en iyisini bilirsin, kararı sen ver diyerek. Bazen de Tan çok iyi gidiyorsun, iki başarısızlık seni başarısız kılmayacak, tekrar dene diyerek. Onlar benim hayatlarımda çok önemli yerdeydiler. Çok çok güzel şeyler söylüyorsun. Hepimiz annemizden babamızdan böyle destekler bekliyoruz. Olumlu eleştiriler aldıkça kendimize eklemeler yapıyoruz çünkü. Yaptığımız işe olan inancımız, kendimize olan inancımız artıyor. Onun için ebeveynlerimizden hep böyle şeyler bekliyoruz. Bizi izleyen gençler adına konuştum. Tabii ki. Gençlere de belki burada bir şey söylemek lazım. Nasihat vermeyi artık kabul etmiyor gençler. Nasihat çok uzakta bir kelime olarak kaldı bugünkü gençler adına gibi görüyorum ben. Çünkü üniversitelere gidip söyleşiler yaparken bunu fark edebiliyorum örneğin. Ama şunu söylemek lazım. Hayatta başımıza gelmiş bir takım ivmeler, başarısızlıklar, olumsuzluklar aslında asıl dersi veren onlar bize. Yani buna kanaat getirmek lazım ve bu başarısızlıklardan faydalanabilmek lazım. Düşmelerden, tekrar ayağa kalkmalardan onu yararlanabiliyor olmak lazım. Başarabilmek de lazım. Başarabilmek de lazım. Bu olduktan sonra asıl lezzet, asıl tat o zaman alınmaya başlanıyor. Ya tecrübe kadar büyük bir servet yok bence. Çok özel bir şey tecrübe. Çok. Çok özel. Peki aslında baleye girdiğin yıllarda sen tekvando yapıyormuşsun. Evet. Hatta Türkiye tekvando şampiyonu olmuşsun evet. Yani çocuklarda. Evet. Benim annem ve babam yayıncı aslında. TRT'den emekliler. Evet. Fakat aynı zamanda ben hatırlıyorum anneni. Evet. televizyonda programları vardı. Evet. Ama aynı zamanda da Türkiye'ye tekvandoyu getiren insanlar oldular o dönemde. Çok şükür. Dolayısıyla ben de kardeşimle beraber girmiş bulundum tekvandonun içine. Kırmızı siyah kuşağa kadar geldim. Oh. Ve İstanbul'da Türkiye Şampiyonası'nda kendi sikletimde, tüy siklette, ufacık çocuğum o zaman, altın madalyayı almıştım. O da bir istikametti aslında, belki ona da devam edebilirdim. Fakat tabii sanat apayrı bir durumda benim için çok daha değerli olur hale geldi. Seni daha çok büyüledi. Yapmak zorunda kaldım. Ve sonunda Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 10 yıl bale eğitimi aldın. Herhalde çok disiplinli bir eğitim olmalı değil mi? Bizim orada bale bölümü başkanımız efsane hoca, İnci Kurşunlu. Gerçekten hepimizin mesleki hayatında çok önemli dokunuşları olan öğretmenimizdir. Öğretmenlerimiz buradan ne kadar çok önemli. Da selamlarımı gönderiyorum kendisine izliyorsa. Ki sizi çok sever, izler. Dolayısıyla o bizim hayatımızda çok değerliydi. O dönemlerde artık İngilizler değil, Ruslar gelir hale gelmişti. Ama Türkiye çok kuvvetli her zaman, çok değerli hocalara getirtti. Ve buradaki hocaların yetişmesine de vesile olan Rusya'dan hocalar gelmiş oldu. Çok çok Rusya'dan, Bolşoy'dan hocalar geldi. O zamanki ismiyle Kirov Balesi'nden hocalar geldi. Ve onlar bizim hocalarımız oldu. Onlar tabii yumuşak hocalar değil, eski Sovyet hocalar. Çok disiplin. Yani
Rusça'da bir kelime vardır. Haraşo derler. İyi, güzel. Hı-hı. O kelimeyi neredeyse hiç duymadık biz onlardan. Hı-hı. Niploha. Fena değil. Kötü değil. Hep öyle gide gide üstümüze basa basa en nihayetinde bizi olağanüstü bir yere evirdiklerini düşünüyorum. Hala daha sahneye çıktığım zaman bütün o onların bize verdiği ekmeği yiyoruz aslında biz. Değil mi? O tecrübeyi öğretmenlerim kullanıyoruz. Ne kadar önemli hayatımızda. Çok değerli. Ve Ankara Devlet Konservatuarı da bu meslekte sanat akademilerinin arasında gerçekten amiral gemisini tutar. Tabii ilk oluşu. Bale konusunda da özellikle. Evet. Çok çok değerlidir. Çok önemli meslektaşlarım oradan şu anda ülkemizin balesini yönetiyorlar. Sayabilirsin. Yani benim sınıf arkadaşların için. Şimdi tabii bizden büyükler, Evinç Sunallar, Merit Sümenler, onlar bizim büyüklerimiz, ablalarımız, abilerimiz, Hüsnü abiler, Özkan Aslanlar, Mehmet Balkanlar. Sonra tabii bizim şu anda Antalya'da mesela Armağan Davran, Volkan Ersoy Ankara'da, Hakan Odabaşı, yani saymakla bitme. O kadar değerli insanlar ki. Gerçekten. Ve Hülya Hanım şunu gördüm, bu çok değerli. Bunu buradan belki ilk kez söylenecek televizyonlardan. Bu kadar mesleki hırsları ve egoları ve aslında çatışmaları olan meslek dalında şu anda geldiğimiz noktada, hı hı, bugünün Türkiye'sindeki bale dünyası ve opera dünyası birbirine destek oluyor. Ne güzel. Sen bu tarafı tutar mısın? Armağan sen gel burayı al gibi. Ve biz gerçekten buraya varmış olmak olağanüstü müthiş bir yere geldiğimizi fark ediyorum. Daha yeni konuştuk onlarla, dedim ki. Yani eskiden acaba böyle miydi? Tabii onları ablalarımıza sormak, abilerimize sormak lazım. Değildi. Daha zordu. Egolar daha ayrışmalar vardı gibi. Evet. Fakat bugün tam burada durur musun? Sen şu, ya dedim ki ne istiyorsanız yaparım ben. Mesela Kamelyalı Kadın yapılacak Antalya'da, Antalya Devlet Opera Balesi'nde. Armağan aradı. Armağan ve Volkan Ersoy eş koreograflar. Dediler ki burada şey olur mu? Alexandre Dumas'ı sen oynar mısın? Dedim ki yani ne istiyorsanız yaparım. Hiç bakmadım. Hmm. Takvimimi açtım, onların yanına gittim. Öğrenci gibi karşılarına geçtim yaşıt meslektaşlarımın. Harika. Ne diyorlarsa yapmaya çalıştım. Aynı şekilde onların da yaptıklarını fark ediyorum. Bu bulunmaz bir bu galiba şimdi için. Sen anlatırken hani büyüdükçe olgunlaşıp küçülmeyi de bilmek. Bu çok önemli bir şey. Nereden nereye? Anne sana baleyi anlatırken bale ne anne diyen çocuk öğrenciliği sırasında Fransız Genç Balesi'nden, Viyana Devlet Balesi'nden. Fransız Devlet Balesi sonrasında. Sonrasında hep bunlar buralardan yani yurt dışından teklifler alıyorsun. Evet. Ve sen Fransız Genç Balesi'nin teklifini değerlendiriyorsun. Evet. Öyle mi? Evet. Yani senden dinlemek istiyorum. Nasıl tercih ettin? Şöyle oldu Hülya Hanım. Yani bizim Devlet Konservatuarı bizi yatılı okul okuttu. Hı-hı. Yani bu ülke bizi okuttu. Evet, doğru. Burada çok değerli sanatçılar, sadece bale sanatçıları değil, Fazıl Say gibi piyanistler, yani çok değerli insanlar çıktı bu okuldan ve burası bizi okuttuğuna göre bizler o ülkelerde yaşayıp uzun süre kalıp da sürekli orada kalmaktansa, hı-hı, oradan da tecrübeleri alıp bu tarafa taşımayı yeğledik aslında, hı-hı, çoğumuz. Dolayısıyla o imkanları bırakmak değildi onlar. Evet. Ama oradaki olanakları görüp o olanakların tecrübelerini buraya, evet, aktarmak çok değerli olacaktı ve biz onu yaptık. Şaka değil aslında. Orada çok uzun yıllar kaldın. 9 yıl falan kaldın. 9 yıl kaldım. Vatandaşlık verdiler. İşte o çok enteresan. Ömür boyu kontrat verdiler. Kontradürende. Ömür boyu kontrat veriyor sana. Evet. İlk yabancı seçilen balet oluyorsun. İlk yabancı idim. Fransız Devlet Başkanı o dönemin Jacques Chirac sana vatandaşımız ol diye teklifte bulunuyor. Bir zarf içinde bir hediyemizi kabul eder misin dedi Elize Sarayı'nda. Ağırlanmamızın sebebi de şuydu. Ömür boyu kontrata karar verdi o zamanki Kültür Bakanlığı. Fransız Kültür Bakanlığı Jacques Lang idi. Ve 15 kişinin arasında beni de eklemişler. Bu muazzam bir şey. Çünkü yıllık kontratlar yapılır. Prestij kontratı gibi mütalaa etmek lazım. Elize Sarayı'nda Chirac ağırladı eşiyle beraber. Bernadette Chirac'la beraber bizi. Biz de yemek yerken bana bir hediyemiz var sana kabul edersen dedi. Açtım içinden pasaport çıktı. Fransız vatandaşlığı çıktı. Tabii ki ben Türk'üm.
Tabii ki annem babam burada, ben burada büyüdüm. Ama bir ülkenin verdiği değeri de gösteren bir konu bu aslında. Bir onur. Bir onur durumudur vermiş bu. Oluyorlar. Çok teşekkür ettim. Tabii önümü de açtı çünkü vize sorunlarımı ortadan kaldırdı o dönemde. Ve koreografiler yapmaya başladım Fransız Devlet Kulesi'ne. Hem dansçılığımın yanı sıra koreografiler de yapmaya başlamıştım. Fakat şunu düşünüyor insan. Yani kendi ülkesi için o asıl güçlü zamanı değerlendirmek niye olmasın? Çok da özlemiştim aslında bir taraftan da kendi ülkemi. Herhalde. Türkçe konuşmayı, benim arkadaşlarımı buradaki meslektaşlarımı, İzmir'i çok özlemişim, İzmirliyim. İzmir'imi çok özlemiştim o dönemde. Ondan sonra en nihayetinde İstanbul Devlet Opera Balesi'ne aldım valizimi. Yekta Kara vardı İstanbul Devlet Opera Balesi'nin başında. Ben geldim dedim. Hı hı. Sevgili dostum Hülya Aksular'la beraber bir hafta sonrasında Kuğu Gölü'ne çıktık AKM'de. Harikasınız. Ondan sonra da zaten sürekli dans ettik. Yani sadece Fransa'da gösterilerde yoktun. Aslında Moskova'da, evet, Londra'da. Evet, Londra'da, Royal Covent Garden'da. Dünyanın birçok yerinde. Filipinler'de falan. Yani evet. Dünyanın birçok, Brezilya'da. Evet, Rio'da. Değil mi? Birçok ülke. São Paulo'da, Bahia'da. Yani Güney Amerika turnesi, Uzak Doğu turnesi. Tabii işler bir sanat topluluğu geziyor. Evet. Dolaşmak ve sen başroldesin. Evet, baş dansçı oldum orada. Dünyanın birçok önemli operasında gösteri yapıyorsun. Evet. Ve neler hissediyorsun o anda, çok merak ediyorum. Muazzam bir duygu. Yani. Çok privilej bir konu aslında. Çok özel bir durum. Çünkü gençsiniz, mesleğinizden dolayı genç olarak yürütmeniz gereken bir sanat dalıyla uğraşıyorsunuz. Ve aynı zamanda da çok değer verilen bir alanda tutuluyorsunuz. Fransız Devlet Balesi baş dansçılığı. Bir yerden sonra da bu artık normal hale gelmeye başlıyor tabii. Yani birkaç yıl sonra artık bu sürece normal alışır ve bunu bir görev olarak görür hale geliyorsunuz. Belli başlı başyapıtlar var balede. Hı hı. Bu belli başlı başyapıtları tekrar tekrar oynadıkça da şunu düşünür hale geldim. Acaba bir defa daha yapmak mı? Hı. Ya da artık farklılaştırmak mı mesleki hayatımı? Hı. Orada belki ilk kez söylüyorum, şu alternatiflerden bir tanesi olabilirdi. Sahnesi olan fakat dans topluluğu, bale topluluğu olmayan şehirler var Fransa'da. Hmm. Mesela Vichy gibi, Vitel gibi, ondan sonra işte Bourg-en-Bresse gibi. Güzel şehirler, sahneleri var ama toplulukları yok. Fransız Devlet Balesi'nden koptuğumuz zaman öylesine bir teşkilat orada kurma imkanımız da olabilirdi belki. Hmm. Ben şunu düşündüm, ya niye kendi ülkemde bunu yapmamak? Aldıklarımın bir kısmını en azından vermeye kendi ülkeme çalışmamak. Hele yurt dışına tek başınasanız bu milliyetçi duygunuz birazcık daha ağır basıyor, inanın. O yüzden de ben buraya gelmeyi tercih ettim. Ama sık sık gidiyorum şimdi çocuklarımla tabii yani. Ha, tabii elbette bir ayağın oradadır. Ailenin de senin destekleyicin olması elbette ki çok büyük bir avantaj. Onlar için de ne büyük bir gurur, değil mi? Dünyayı dolaşıyorsun, geliyorsun. Geldiğin zaman, yani bu kadar iyi düşüncelerle ülkene geldiğin zaman burada ne eksik, ne farklı gördün, neyi ben doldurabilirim burada diye düşündün? Benim yapım, bakış açım daha pozitif taraftan bakmaya meyilli. Yani doğduğum zamandan beri. Yani bardağın dolu tarafını görüyorsun. Dolu tarafını görmeyi seçerim çünkü mutsuzluk bana göre ya da pesimizm bana göre pek değildir. Hı hı. Fakat eksikleri de görmek, yani relatif görmek, reel görmek bir takım meseleleri de bazı boşlukları da doldurmayı sağlayabilir. Evet. Bizim ülkemiz sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden oluşmuyor. Hı hı. O yüzden özellikle doğudaki illerimiz çok değerli. Hı. Bizim şehirlerimiz, büyük şehirlerimiz var. Ve oralarda henüz bale okullarının, bazı sanat okullarının kurulmadığını fark ettik. Söyleşilere gittiğimiz zaman. İlk okulumuzu Diyarbakır'da kurduk bundan yıllar önce. Çok Diyarbakır'da bir bale okulu kuruldu. Hatta o dönemde
o dönemde büyük bir askeri üs var Diyarbakır'da. Askerler dediler ki gel burada bir alan yaratalım sana. Dedim ki yani orada yapmak demek Diyarbakır'ın bizzat merkezi içinde o okulu kurmak olmayacak. Hmm. O yüzden varsın belli ben biraz zorlanayım. Belli bir kitleye hitap ederim belli orada. Belli bir kitleye hitap. Belki halk giremeyebilir kolayca içeriye. Tabii. Dolayısıyla ben çarşı diye bir yerleri var. AZC Plaza orada hala var. Orada bir bale okulu kurduk. Ama yine de askerlerin sana buraya hoş geldin demeleri, tabii ki bir jest yapmaları. Jest çok tabii güzel. Büyük bir jest. Çok teşekkürler. Yani çok önemli bir imkan sunmaya çalıştılar. Hı hı. Ben dedim ki siz gelirsiniz ama. Tabii. Herhalde. Nitekim öyle olmuş tabii. Oldu. Diyarbakır sonrası Elbistan, Kahramanmaraş, Mardin. Çok. Evet, bütün buralarda da şaka maka Cumhuriyet 20 tarihinin yıl. İlk bale okullarını açmış olduk. Buyurun, kendin söyledin. Cumhuriyet tarihinin ilk bale okullarını açmış olduk. Evet. Sayısız ve bunların hepsi birer Anadolu şehri. Gerçi İstanbul'da da şubelerin var. Evet. Ama okullara ilgi gördün gittiği şehirlerde. Evet. Aileler çocuklarını... Teveccüh ettiler. Geldiler, çok getirdiler. Önemli. Şimdi ben bir kere oradan güç aldım aslında. Evet. O kadar yerinde geliyor ki söyledikleriniz. Güç aldığım yer orasıydı aslında. Değil mi? Eğer boş kalmış olsaydı, ilgi duyulmamış olmasaydı, belki gücüm azalacaktı ve artık bir yerden sonra... Küsecektin belki de. Yapamayacaktım. Fakat bir de şöyle yapmaya da çalıştım. Her gittiğim söyleşide, her gittiğim konferans, bazen anaokullarına gittik, bazen üniversitelere söyleşilere gittik. Sürekli anlatarak, bazen de Devlet Opera Balesi'nin bazı eserlerinden destek alarak önce onları hazırlamaya çalıştık. Ay çok güzel. Halk açık, bizim halkımız her şeye açık aslında. Ve doldurdular, geldiler. Bazı kan davaları da gördüm ben, yan yana oturuyorlar. Ay çok enteresan. Çocukları içeride, biz konuşmayız ama... Sonra onlar arkadaş oldular, dost oldular. Bazı i̇şte yani öylesine anlatılacak gücü. Hikayeler çıktı ki orada. Çok güzel. Çok mutluyum tabii bütün bunlara vesile olmaktan diyeyim. Yani bu çok değerli bir şey benim için. Nitekim bunu da sürdürmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi keşke bir okul açabilsek. O okul ihtiyacı olan çocuklara. Ama sen ihtiyacı olan çocuklara burslar da sağladın. Burslar veriyoruz her okulumuzda. Onu bir okula dönüştürebilsek, daha büyütsek. Anladım. Çünkü çok yetenekli çocuklar var gerçekten. Ekonomik zorluk her zaman var. Hele bu pandemi zamanında ekonomik zorluk bütün dünyada var. Sadece ülkemizde evet, yok. Evet. Buralarda kurabilmek lazım. Zannediyorum ki bundan sonraki süreçte de bunun için emek sarf etmeye çalışacağım. Harikasın. Peki Tan, sence bu gelen çocuklar, onu izleyen aileler... Bale bir insanın dünyasına neler katıyor sence? Şimdi dans, müzik tabii hepsi içinde. İçinde. Şimdi dans aslında ya da bale ya da dans bütün birimlerden destek alır. Hı hı. Kostüme ihtiyaç duyar, dekora ihtiyaç duyar, bir hikayeye ihtiyaç duyar, bir müziğe ihtiyaç duyar. Kolektif bir çalışmadır. Hı hı. Tek başına yapılamaz. Mutlaka yakın dostlarınızla iç içe yapmanız gerekir. Ve bir dünya oluşturmanız gerekir. Bir bakış açısı oluşturur aslında. Hı hı. Çocukta bu oluşan bakış açısının ben ileride kendi hayatında, okul hayatında çok başarılara sebep olduğunu düşünüyorum. Nitekim 20 binin üzerinde Tansel Akademiler mezun vermiş. Bu mezunların büyük çoğunluğu... 20 bin dedin değil mi? 20 binin üzerinde. Üstüne altını çizerek ciddi bir tekrarlıyorum. Çok önemli. Ve buradaki çocuklarımızın birçoğu üniversiteyi burslu okumuşlar. Bu onların yani hayatlarına neler kattığını gösteriyor. Yani burslu okuyabilmek demek her şeyden önce okumaya açık insan olmak demek. Hayatı anlamaya, insan sevmeye hazır çocuklar demek. Ve mutlaka sanatla tanışmış çocuklar demek. Evet. Sanatla tanışan çocuklar daha çok insanlığa yaklaşıyorlar. Zarar gelmez onlardan. Değil mi? Onlardan sadece yarar gelir. Bence de öyle. Hedef koyacaklardır çünkü. Evet. Ne yapmak istediklerini bileceklerdir. İnsan ilişkileri daha iyi olacaktır. Dinlemeyi öğreneceklerdir. Bütün bunları kazanacaklardır. O yüzden bir yerinde çocuklarımızı
sanatla tanıştıralım. Bu tahmin edildiği kadar da çok maddi büyüklükte zorlukları olan bir iş değil. Çok isteyen anne baba çocuğunu alıp herhangi bir okulun kapısından girdiği zaman mutlaka orada yer bulur kendisini, onu da söyleyeyim. Ya burnumun direği sızladı sen böyle anlatırken. Canım benim. Sen şimdi biraz da hadi oyunculuk kariyerinden bahsedelim. Aslında bu ilk seni gördüğümüz ikinci bahar. Evet. Nasıl bir teklif oldu? Nasıl hazırlandın role? Nasıl bu işe katıldın sen? İkinci bahar tabii benim hayatımda çok, bizim hepimizin aslında. Bütün oradaki oyuncuların çoğumuzun adına çok değerli bir projeydi. Seyirciler adına da gerçekten. Şöyle oldu. Bir teklif geldi ve teklifi değerlendirelim dedik. Yani ne oluyor, ne bitiyor. Uğur Yücel, Mustafa Oğuz'la beraber aradı. Ve Mos Production'da buluştuk. Dediler ki ya Tan, bir projemiz var. Bu proje için çalışacağız, hemen çekilmeyecek. İyi bir çalışma süreci geçirmeyi planlıyoruz. Tamam, kimler var? Bir kere Şener Şen ve Türkan Şoray var. Yani evet. Daha ne olsun? Biz genç insanlar için tabii. Sizler gibi isimleri duydukça çok daha heyecanlanıyoruz tabii. Peki benim rolüm ne? Senin rolün bir yabancı olacaksın. Bir Amerikalıyı oynayacaksın. Hatta ben orada şey dedim ya, Amerikalı olmasa da Fransız olsa, çünkü daha iyi tanıyorum değil mi ama? Fransa tarafını. Ondan sonra olmaz, çünkü onun yapısı daha çok Amerika'dan gelmiş bir genç o. Yani yazılan tarafı. Fiziğin de müsait. Yavuz Turgul da öyle bir olgunlaştırıyor ki. Dolayısıyla son bölümü bile neredeyse biz biliyorduk başından itibaren. Bu çok değerli. O ne kadar şey. Önemli. En başından son bölümde neler olacağını biliyorduk. Ya, çok önemli. Dolayısıyla ben şöyle bir endişem oldu. Mustafa Oğuz'a söyledim. Dedim ki bale mesleğinde başka bir yere geldim. Burada herhangi bir başarısızlığım bireysel olur ise diğerini mesleğime de çok etkileyebilir ve size de zarar verebilir. Çünkü tecrübem yok benim televizyon dizisi konusunda. Sinema konusunda bir tecrübem yok. O dedi ki sen o konuyu bize bırak. Sen o konuda hiç düşünme. Sadece yoğunlaş ve bunu kabul et. Hı hı. Peki, tabii proje başladı. Proje başladıktan sonra o zamanki rating durumu o zamanlar zannediyorum yoktu. Yani başlangıçta ratingler gelmiyordu. Evet, yoktu. Ama yoktu. Şuradan anlıyorduk, sokaklar boşalıyordu proje sırasında. Yani tabii, yayınlandığı sırada. Tabii. Çok çok sevilen bir iş oldu o. Çok özlüyorum o günleri. Yani hepimiz herhalde. Ekip de çok güzel. Hepimiz, Nurgül Yeşilçay olsun. Ya. Hepimiz çok özlediğimiz zamanlardı o günler. Projenin bir sonunun olması da çok güzeldi. Evet. Bizim arkadaşlarımız bir VTR hazırlamışlar. İzleyelim beraber. Tabii ki. Seve seve. Ben yapamıyor Gülsüm. Gidemiyor siz olmadan. Yani sen ve Kemal. Well, what do you say? Geleceksiniz benimle Amerika'ya? Evet. 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 Seninle her yere gelirim. De haydin, acıktık. Ulaş. Tim için de bir sandalye getir Bası. Tamam baba. Nurgül de sen de çocuk gibisiniz orada. Evet. Ne kadar gençsiniz. Nasıl geçti bu kadar zaman? İşte böyle hızlı zaman geçiyor değil mi? Çok tatlı. Sen aslında Tansağ Türk Akademi'nin yanında senin adına tescilli bir sürü marka var bildiğim kadarıyla. Benimle dans eder misin? Değil mi? Sayayım mı? Yok böyle dans. Evet. Bunların aynı zamanda sen prodüksiyonunda da görev aldın. Evet, evet. Şöyle oldu. İlk projelerimizden bir tanesi Benimle Dans Eder Misin? Sevgili
rahmetli Seyfi Dursunoğlu'nun da içinde olduğu. Türkiye'deki ilk dans projesiydi televizyonlarda. Gerçekten çok beğenildi. Çok. Ben o dönemde Seyfi abinin ağırlığı o kadar yüksekti ki Huysuz Virgin Show olmasın, dans bölümleri de çok kuvvetli olsun diye çok çaba sarf ettim. Çünkü öbür türlü Seyfi abinin duruşuyla zaten o bir anda Huysuz Virgin Show'a dönüşebilirdi. Evet. Seyfi abiyle de konuştum bu durumu. Dedi o zaman sen işini iyi yap. Ben de çok iyi bir ekip kurduğumu düşünüyorum gerçekten. Ve bayağı iyi. Çok özel işler yaptık. Hatta hiç olmayacak bir dansı klasik bale adımlarında o çocuklara uyarlamaya çalıştık. Adını da lirik dans koyduk. Hala lirik dans diye diyorlar. Ama ne kadar çok kişiye ulaştı. Çok kişiye ulaştı. Çok dans, kişiye ulaştı. Müzik, bale. Ve gerçekten de bir meslek haline o televizyonun gücüyle dönüşmeye başladı. Gerçekten televizyonun böyle bir gücü var. Çok etkili. Bir anda bütün Türkiye'ye ulaşıyor. Çok etkili. Türkiye'nin yıldızlarını yaptık. Evet. Sevgili Beren Saat, Engin Akyürek o projeden çıktı. Yani aslında senin de orada bir gösterin var. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Ya. Moulin Rouge çok özel bir şey oldu. O yani gerçekten. Değil mi? Bak oradan görüntümüz var. İstersen hep beraber seve bir seve. Ya izleyelim. Önce arzu var. Sonra da tutku. Ve şüphe gelir. Kıskançlık, öfke, ihanet. En çok parayı veren aşk alırken ortada güven kalmaz. Güven olmayan yerde aşk da olmaz. Kıskançlık. Evet, kıskançlık. Ya çok güzel, tam çok güzel projeler. Hep çok güzeldi. Sen dans ederken böyle devleşiyorsun. Yani büyüleniyor insan. Gerçekten çok yakışıyor. Çok televizyona ederim. Da çok yakışıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok mutlu hissettiğim yer gerçekten sahne. Değil mi? Sahnede çok mutlu. Her adımda mutlu oluyorum Hülya Hanım. Yani o kadar iyi hissediyorum ki kendimi. Hatta seyirciyi de seyreder hale geldim artık bu tecrübeyle. Yani o kadar güzel bir şey ki bu. Seyirciyle oynuyorsun, o enerjiyi gönderiyorsun, alkış olarak dönüyor. Yani müthiş. İyi ki böyle bir meslekle buluşmuşum. Değil mi? Çok şanslı. Ne güzel bir şey. İnsan mesleğinle bu kadar mutlu olması çok güzel bir duygu. Yine özel bir proje var. Çocuklar için, çocukların hiç unutamadığı aslında bez bebekten söz etmek istiyorum. Evrim Akın'la. Evet. Ya ondan da görüntülerimiz var. Bütün çocuklar böyle ekran başında kilitleniyorlar. Hala seyrediyorlar. Değil mi? Çok tekrar oluyor çünkü. Ondan da görüntülerimiz var. Babacığım ya bu yemek olayı neden bu kadar abarttınız? Pizza söyleriz ne var? Artık durumumuz eskisi gibi değil. İkide bir de pizza. Hem şöyle zeytinyağlı bir şey girmeyecek mi kursağımızdan canım? Ya baba kocaman insanlarsınız ya. Evde yemek yok diye kavga çıkar mı hiç? Baba ya bir şeyler yapsana. Nana gidiyor. Ya giderse gitsin. Ya bu kadar aptalca bir şey yüzünden gitmesene nasıl göz yumarsın baba ya? Aptalca mı dedin? Evet hem de çok aptalca. Yani tıpkı sizin yaptığınız gibi. Nasıl yani? Yani bir iki kalem yüzünden Yağmur'un sana tavır alması gibi. Sonrasında da senin Yağmur'la kapışman gibi. Yoksa siz? Yani bize ders vermek için mi böyle yaptınız? Tabii ki canım benim. Aşkım. Ama gerçekten yemek yok. Olsun. Ben harika menemen yaparım biliyor musun? Ben de yeni bir makarna tarifi öğrendim. Gel buraya çıtlan bir. Geldim kokarca. Gel buraya. Ben de yardım edeceğim. Çocuklar bu, işin içine girince bambaşka oluyor. Enerjisi bambaşka oluyor. Gerçekten o bez bebek de bizim içinde çocuk gibi eğlendiğimiz bir projedir. Değil mi? Yani bunu birçok projede bulunan arkadaşımız söyler çok eğlendik diye ama gerçekten bir aile olduk orada. Çok çok keyifliydi. Ama bu da seyirciye geçiyor biliyor musun? Geçti ve çok sevildi. Çok bizi sevildi. Çok sevildi. Hele çocuklar. Evet.
yakında böyle bir düşüncen var mı? Yine ekranda görmek istiyoruz seni. Ay, aslında. Çok teşekkür alıştık, ederim. Alıştık, çok sevdik ekranında. Çok yakışıyorsun. Yani güzel bir proje olursa. Gelirse onun için de hayır olmam gibi bir kuralım yok. Yani tabii ki zevkli oluruz. Ama öyle bir projenin denk gelmesi ancak kolay olmuyor proje seçimleri. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Tabii. Hem doğru bir projenin içinde olalım. Hem bize mutluluk versin ilk önce. O çok değerli. Bir de tabii kimler yapıyor? İşte biraz da seçici olmaya evet, başlıyor. Nasıl yapıyor? Çünkü, bazen olmamak daha iyi olabiliyor. Doğru söylüyorsun. O yüzden süreç ne gösterir? Kısmet. Bilemeyiz. Kısmet. Senin çocuklar için attığın adımlar, aldığın bu sorumluluklar, okullar, böyle sene sonu olduğu zaman onlarla beraber sahneye çıkmaların gerçekten çok hoş. Ondan da görüntülerimiz var. Harika. İşte seyrederken bile gözlerinin evet, içi gülüyor. Çünkü bir öğrencim şunu söyledi. Tan hocam biz sahnede çığlık atmak istiyoruz dans ederken dediler. Ona göre proje yapalım o zaman dedik. Beraber çıkardık çocuklarla bu projeyi. Senin ve sevgili eşin Alona'nın iki tane evladınız var. Pırlanta gibi değil mi? Theo ve Ada. Evet. Onları yetiştirirken nasıl kurdunuz dengeyi? Çünkü eşinin yabancı olduğunu biliyorum. Evet, eşim Rus vatandaşı. Evet. Rus vatandaşı, Türk vatandaşı aynı zamanda. Tabii ki. Tabii kültür sanatın ister istemez içinde büyüyorlar. Çünkü nereye gidersem bir tarafım da onları çağırıyor, götürüyorum. Hangi ülkeye gidersem. Ada mı dans ediyor? Ada dans ediyor. Theo pek dans istemiyorum. Ben boksör olmak istiyorum diyor. İşte boksör olacak herhalde. Dur bakalım. 6 sen yaşında. De tekvandocu oluyordun az daha. Boksör olmak istiyorsa boksör olacak. Yapılacak bir şey yok. Götürmeye çalışıyoruz. İyi yetiştirmeye tabii çalışıyoruz her anne ve baba gibi. Tabii. Beni en çok zorlayan konu internet hadisesi. Hmm. Çünkü internetteki o bir anlık gelen kontrol edemediğimiz alanlar işte ailelerin en nereden kontrol büyük edebileceğimi kaçırdığım anlar olabiliyor bazen. Çok da fazla baskıcı da bir baba da olmak istemiyorum. Fakat bazen diyorum ki çok fazla arkadaş oluruz çocuklarımızla. Hı-hı. Bu da yanlış. Hı-hı. Yani biraz babaysan baba olayım. Biraz daha otorite. Bazen bir kaşım kalksın. Yani, böyle hani iyi polis kötü polis anne işte onu dengelemeye baba, dengelemeye çalışıyoruz. Çok zor. Fakat dediğim gibi tek zorlandığımız konu o internetler, işte tabletler, cep telefonları ve onun içinde kocaman bir dünyanın bizden kontrolsüz kalan bir dünyanın vardı. Artık iş işten geçti. Geri dönüşü yok. Yok. Teknoloji yeni dünya bu. Hayatımızın her da içinde yani. Ona göre yaşamak gerekecek. Peki, şimdi aslında senin oyunculuk kariyerin dedik ama Altın Kızlar'dan bahsetmemek olmaz. Ay çok ya, iyi hatırlıyorum o günü. Altın Kızlar'ı hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Sen de bir bölümüne konuk olmuştun. Evet. Orada tekvando hocası rolündeydin. Evet. Değil mi? Evet.
Ya neyse. Oradan da görüntülerimiz var. Ay harika. Bir de o günleri hatırlayalım. Aa, aerobik mi yapıyoruz? Bak İsmet, Murat Hoca adam dövmeyi öğretiyor bize. Yok lütfen, adam dövmek değil. Kendini savunmak. Aynı şey değil mi? Harika. Bu iki delinin eline siz bir silah verin daha iyi. Daha geçen gün bir adamı yere devirdi bu. Buyurun siz de. Ay yok. Ben en iyisi gidip annemin yanından seyredeyim. Evet, ne diyorduk? Birinci adım derin nefes almaktı. Bu hem sizi rahatlatır hem de zaman kazandırır. İkinci adım karşınızdakinde zayıf bir nokta bulmak. Ay neler neler ya. Harika. Ne güzel hatıra olmuş oldu. Çok bizim çok, çok için güzel bir gündü öyle, o gün benim mi? İçin. Çok sağ özel ol. Bir gündü. Sizlerin benim yanında olmak öyle. Apayrıydı. Sevgili Türkan, evet. Fatma, Nevra, Serezli gerçekten altın kızlar. Evet harika. Çok eğlenmiştik. Tam sen mesleğini aynı zamanda yazar kimliğini de buluşturdun. Gazeteye de yazılar yazdın. Çıkarttığın kitaplar var. Evet. Don Quixote, Kugini, Uyuyan Güzel, Fındık Kıran. Sen anlat ben. Evet. Şöyle şimdi... Nasıl doğdu yani nasıl düşündün kitap? Şimdi tabii Ada 3 yaşlarında masal anlatmamı istemiştim. Ben de hayatım hep yatılı okul olarak gittiği için yani hangi masalı anlatsam nasıl yapsam. Kugini. Aklıma o geldi. Tabii Kugini aslında çok ağır... Ufak bir çocuk için. Tabii dramatik. Fakat ona evirerek kızıma anlatmaya çalıştım. Yarısında uyudu. Yani hikayenin yarısında uyudu. Neyse kalktık işte üstünü örttüm falan. Ertesi gün kahvaltıda benden önce kalkmış annesine anlattığım masalı anlatıyor idi. Oradan bir şey yakaladım. Dedim ki ben bunu çocuklar için niye yapmıyorum o zaman? Çünkü bu başyapıtların hikayelerini her çocuğun bilmesi gerekir esasında. Fakat bunu bakıyorum ona göre kitaplar da pek yazılmamış. Ben adayı anlatır gibi, masal anlatır gibi kitapları yazdım. Resmettik kitapları. Üstüne de müziği koyduk. Hangi hikayenin hangi anında hangi müziği dinleyeceğini çocuk biliyor. Aşağı yukarı bir 15-20 dakikalık süre zaman zarfı içinde çocuk o başyapıtı öğrenmiş oluyor. Hele bir esere gidip de seyrederse aynı anda bildiği oturmuş oluyor. Canım. Ve gerçekten çok dağıtıldı o kitaplardan. Çok satıldı. Yani aslında, yazar gelirini Türkiye Eğitim Günleri Vakfı'na... Ben onu söyleyecektim. Aslında bir sosyal... Verdim çünkü ondan bir gelir beklemek değil. Tam tersine bunun mümkün olduğu kadar yayılmasını aslında sağlamaya çalışmak idi amacım. O görüntüsünü çok istedim. Çok güzel bir düşünce bu. Biraz da hani baba olduktan sonra... Bu çocuk sadece senin çocuğun değil, bütün dünya çocukları senin çocuğun tabii, gibi oluyor. Tabii ki. Ve hep onlar adına bir sorumluluk hissederek ben onlar için ne yapabilirim? İşte masal anlatırken klasik eserleri ona öğretebilirim. Çok güzel, keşke devam etsen. Yani, yazıyoruz şu anda yani yeniden dört başyapıt yapıldı ama bundan sonra da devam edecek. Bir seri halinde olacak o da. Bence de çok güzel olur. Şimdi beni çok etkileyen bir projeden de bahsetmek istiyorum. Çünkü çok önemli, hepimiz için çok önemli. Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen Bitmeyen Yolculuk. Evet. Böyle 450 tane sanatçıyla böyle dev bir proje. Evet. Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla evet. ilgili. 19 Mayıs'a özel. Evet ve 100. yıla denk geldi. Evet. Müthiş. Müthiş bir sen şey. Orada çok önemli bir rolü, daha doğrusu Atatürk'ü canlandırdın. Hayır, bu müthiş bir duygu bu. Nasıl, yani nasıl hazırladın kendini? Nasıl çalıştın? Kültür Bakanlığı tarafından böylesine bir proje yapılacağı açıklanınca ve bana da böyle bir teklif gelince açıkçası ilk kez ürktüm. Çünkü söz konusu olan insan Atatürk. Ve çok değerli insanlar ve sanatçılar Atatürk'ü canlandırdılar daha önce. Bunu benim nasıl başarabileceğimi ve altından kalkabileceğimi aslında görmek gerçekten kolay olmayacaktı. Müthiş resimleri görüyorum bir yandan da. Ve tam da o sırada biz Bolşoy yolculuğundaydık. Troya ile Bolşoy'a gittik. Bolşoy operası tarafından, balesi tarafından davet aldık ve bütün ekip
yine Kültür Bakanlığı'nın tahsis ettiği uçakla Moskova'ya gitti. Onu da anlattıracağım sana. Şu anda Atatürk'e konsantre. Orada dans ederken bunu düşünmek zorundaydım. Çünkü hemen ardından Ankara'ya uçacaktım ve bu proje için hazırlanmaya başlayacaktık. Ben tabii hani kimse Atatürk'e benzeyemez ama içselleştirebilir. Ben hareket analizlerini yapmaya çalıştım. Vücut proporsiyonu çok farklı. Tabii Atatürk'ün vücudu ve benim vücudum başka. Fakat dansçı kimliğimle, hareket sentezi yapabilme yeteneğimle ve tecrübemle yürüyüşlerindeki farklılıkları algılamaya çalıştım. Mesela çok analiz ederken bunu söyleyebilirim. Bir adımını düz atarken diğer adımını daha açık atıyor. Bel fıtığı olabilir. İşte bütün bunlar aslında benim... Çok az insanın dikkat ettiği bir şeydir. Bu işte bu mesleki... Mesleki dikkat. Dikkat. Seçicilik diyelim. Ve sonuçta bir yapı oluştu. Plastik makyaj uzmanı da geldi. Fakat bu makyajı yaptıktan sonra dediler ki... Tamam. Hiç tahmin etmediğimiz kadar benzedin Atatürk'e. Renkler de benziyor ya. Renkler de benziyor. Ve sahne üzerinde tabii en zor şey ağlamamak için kendimi zor tuttum. Ya. Çok heyecanlandım. Yani heyecanlanılmayacak gibi değil ve herkese de nasip olmayan bir onur. Kültür Bakanlığı'nın muazzam projelerinden bir tanesidir. Değil mi? Bu dönemde yapılmış. Evet, evet. 19 Mayıs projesi muazzam bir projedir. Olağanüstü Yıldız Çankaya yaptı bütün sahne mizansen ve koreografisine. Gerçekten bu dönemde yapılmış Türk şov tarihinin en büyük projelerinden bir tanesidir. Gerçekten çok başarılı bir işti. Şimdi az önce Troya dedin ya. Yani bence Türk bale ve opera tarihinin en önemli işlerinden biri. Öyle, gerçekten öyle. Yani Murat Karahan'a, Türk Opera Balesi Genel Müdürü'ne buradan teşekkür ediyorum. Kendisi de çok büyük bir tenor. Bu istersen önce izleyelim Troya. Tabii. Muhteşem bir şey çünkü. Gerçekten ben de izledim ve çok etkilendim. Sen orada Hector rolündesin. Zannediyorum dünya sadece Bolşoy'a değil galiba birçok ülkeye davet aldınız. Evet, evet. Ve inşallah gidersiniz çoğuna. Önce bir izleyelim o ihtişamı böyle beraberce görelim. Müthiş bir emek, görkem, muhteşem değil mi? Tabii yani ilk kez böyle bir şey yapıldı. Evet. Hatta Murat bana bunu söylediği zaman daha önce böyle bir opera ve balenin birleşimiyle kurgulanmış bir prodüksiyonu da galiba, görmemiştim. Galiba yok. Görmemiştim yani daha ben rastlamamıştım. Ana karakterler olarak paylaştık. Yani Paris başrolü işin yani, Murat. Ben onun kardeşi Hector, ondan sonra Aşil dans tarafından İlhan bizim baş dansımız Ankara Devlet Opera Balesi'nden. Koreografi de harika. Eleni oynayan Seda, yani bu ana karakterleri olarak paylaştık. Çok iyi bir prodüksiyon ortaya çıkmış oldu, çok iyi bir koreografi çıktı, müzikler harika bu Jorhuan için. Tabii şunu da söylemek lazım, Türkiye'nin en iyi dansçıları sahnede, operacılar... Hemen yanlarında seyrederken Türkiye'nin en iyi seslerinde biz dansçılar olarak hemen dibimizde dinler haldeyiz. Dolayısıyla birbirimizi de çok etkiledik sahne üzerinde. Bolşoy'da herhalde 10 dakika ya da 10 küsur dakika ayakta alkışlandı Rus seyircisi tarafından. Bu Türkiye'nin büyük başarılarından bir tanesidir sahne üzerinde. Çok büyük başarı. Bu işin en iyi yapıldığı ülke Rusya. Dolayısıyla orada böylesine takdir görmek benim de tüylerim diken diken oldu.
Devamını bekliyoruz. Devamını bekliyoruz. Biz sonrasında bir eser daha yaptık. Fakat bir tek gösterimini yaptıktan sonra maalesef pandemi dünyada oldu. Hangisiydi o? Göbekli Tepe'yi yaptık. Göbekli Tepe Mabedi'nin hüznünü de yaptık. Ona bekleriz. Tekrar şu pandemiden açılırsa ortalık. Açılacak. Görmenizi çok arzu ederim. İnşallah. Göbekli Tepe projesi de çok bambaşka bir şekilde işlendi ve çok keyifliydi. Çok isterim. İnşallah bu dönemi inşallah çok daha büyük acılar çekmeden tamamlarız. Biraz daha dikkatli olursak evet. Eğer milletçe. Biraz da bize bağlı. Evet. Biraz da bize bizim bağlı. Bizim elimizde. Yani 3 tane kuralı var diye Sağlık Bakanlığı ve bütün sağlık çalışanları adeta yalvarıyorlar. Yani maskenizi takın, fiziksel mesafenizi koruyun. Ayarlayın. Bir de hijyeninize dikkat edin, elinizi temiz tutun. Bana bir şey olmaz demeyin. Bu kadarcık. Demeyin. Bana bir şey olmaz demeyin. Evet. Bizde galiba yok ya bana bir şey olmaz. Evet. Daha çok onu hissediyorum ben bizim galiba öyle milletimizde, bir bizde. Var. Onu hissediyorum. Bize bir şey olmaz. Sancım zaman nasıl akıp geçiyor bilmiyorum ama senin aldığın çok önemli ödüller var meslek ödüllerin. Onları da senden dinlemek istiyorum. Çünkü bale sanatına adanmış bir hayatın ödüllendirilmesi var. Uluslararası ödüllerden söz ediyorum. Evet, evet. Mesleğimizde çok önemli ödüller tabii aldık. Yani bu ödüllerin özellikle... birkaç tanesi çok 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 değerli. Hı hı. Türkiye'de de işte Mervin Jones'tan tutun birçok ödül de gelmiş oldu. Ama inanın en büyük ödül hala da insanların bale mesleğini dinlerken tan abilerini, tan kardeşlerini, oğullarını, çocuklarını artık her neyse beni nasıl adlandırıyorlarsa sıfatımla severek yaklaşmış olmaları benim için en büyük ödül. Ben bunu hissediyorum kendi gerçekten. İçimden. Ben zaten konuşmamızın başında dedim ya Türkiye'ye baleyi sevdiren ilk akla gelen isim oldun. Bu en büyük ödül. Çok büyük ödül. Çok büyük ödül. Tancım çok özel ve güzel bir sohbet oldu. Geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutluyum beraber olmaktan. Ben davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hayata, mesleğine, üretmeye, insanlara, çocuklara faydalı olmaya tutkun hiç bitmesin. Senin bu heyecanını ben de bütün kalbimle paylaşıyorum. Program esnasında tüylerim diken diken oldu. Burnumun direği sızladı, gözlerim yaşardı. Çünkü sen öylesin. Gerçekten bu duyguyu veriyorsun. Hele yaptığın işleri seyrederken gözlerinin içi nasıl parlıyordu. Canım benim. Allah yolunu hep başarılı kılsın. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ ol. Sevgili seyircilerim. Önümüzdeki hafta tekrar film gibi hayatlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.